Şu iddialar da var. E, siz böyle yapıyorsunuz tembelleştiriyor. Hayır e, siz önce insancı yaşatın. Şimdi e, Almanya'da yurt dışında yaşayan çok sayıda işçimiz var. Çoğu işsizlik maaşı alıyorlar almıyorlar mı? Bilmiyor mu devlet onları yani niye git çalış falan e, deyip vermemezlik yapabilir. Ama bir devlet insanın açlıktan ölmesine izin veremez. Soğuktan donmasına izin veremez. İşin müeyyidesi ayrıdır. Ama insan yaşaması için gerekli şartları alır ve almalıdır. Siz Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bu sosyal politikalarda sorumlu. Bu sosyal mu? politikalarda biraz öne çıktığım için öyle evet ben biraz konuyu dağıttım. İkincisi de kırsal kalkınmada Ankara'da biz e, çok farklı çalışmalar yaptık. İlk seçildiğimiz yıl e, nasıl üretimi teşvik ederim derken nohut tohumu dağıttık. İyi verim verdi fakat nohut tohumunu elde eden, e, nohutu elde edenler ürettikten sonra genellikle e, tüccarın eline düşüyor. Tüccar ne rakam verirse ona satıyorlar. E, fiyatlar düşük olacak gibiydi. Fakat biz onlara şöyle bir söz verdik. Yeter ki siz bunu ekin. Ekmeyecekler yoksa. Bunu ekin. Merak etmeyin biz alacağız gerekirse dedik. İlk denememiz öyle başladı. E, o tarihte 2800 liraysa kilosu. Biz alacağız dediğimiz zaman 3500 liraya kadar çıktı. Çünkü bu sefer tüccar alamayacak. Ve dedi ki gerekirse biz bunları bizim başkent marketler kurmuştuk. Orada paketleyeceğiz, sosyal yardım alanları da başkent marketten alıp dağıtacağız dedik ve birdenbire piyasa yükseldi. Halk bunu ilk yıl gördü. Ertesi sene arpa buğday tohum verelim, yeter ki ekin dedik. Ankara'nın durumu da şöyle, %3'ünde yerleşim var, %97'si boş, Türkiye'nin en büyük illerinden birisi ve %50'si tarıma uygun. Ama yıllardır yani çok eski yıllardan beri tarım politikası, hayvancılık politikası nedeniyle insanlar artık tarımı bırakmış, para kazanamıyor. Ne yapıyor? Şehre geliyor. Peki iş yok, güç yok, en iyi bildiği şey çiftçilik. Ne yapacak? Ondan sonra tabii şehirde de huzursuzluk oluyor, geçinemiyor, boşanmalar artıyor filan. Biz tohum vereceğiz dediğimiz zaman birçok çiftçi tekrar geri döndü. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olanları bu şeyleri dağıttık. Arpa, buğday tohumlarını dağıttık. Daha sonra kendilerine eskiden sadece fide veriliyordu. Domates fidesi veriliyordu. Biz yeni domates fidesini de verdik ama onun yanında biz bunlara belediyemizin kendi ürettiği sıvı gübrelerden verdik. Hmm. Çünkü gübre çok pahalı. Daha sonra mazot yardımı yaptık. En kapsamlı mazot yardımını biz yaptık. Geçen bir yerden ilk defa biz yaptık demiştik ama başka belediyelerin yaptığını da öğrendim haklarına girmeyeyim. Ama en kapsamlısı bizimki yine mesela 17 bin çiftçiye yine mazot parası verdik. Ve sonuçta elde ettikleri üretime baktığımız zaman 3,5-4 yılda Ankara çiftçisinin cebine 4,5 milyar lira para girdi. Şu anda tekrar tarıma yönelmek isteyen insanlar çoğaldı. İyi ki yapmışız neden derseniz. Pandemi döneminde Ukrayna bize buğday vermedi. Niye vermedi? Ne kadar kapalı kalacağını bilmiyor ki önce kendi insanı doyuracak. Daha sonra göründü ki Rusya Ukrayna savaşında da aynı kriz var. Dolayısıyla bizim eskiden beri çocukluğumuzdan beri en övündüğümüz kendi kendine yeten bir tarım ülkesidir deyip elimizde tarım kalmayan ülkemizde yeniden tarıma sevk etmemiz lazım. Dolayısıyla bu kırsal kalkınma projelerinde de Aynı şekilde başarılı olduğumuzu düşündü. Şimdi de güneş enerjisi vermeye çalışıyoruz bütün çiftçilere. Yani yüzde elli destekli olacak. Yeter ki orada yaşasınlar. Orada üretsinler, Ankara için üretsinler. Başkasının eline muhtaç olmasınlar. Bu bir kalkınma şekli. Onun yanında tabii milli politikalarla ilgili de mavi vatan, siber uzay gibi kavramlar da eklendi. Burada da şöyle bir durum var. Ee, özellikle şu andaki iktidar kanadı. Ee, böyle sanki e, hükümet giderse Suriye politikası değişecek ya da sınırlar korunmaz olacak ki sınır zaten delikleşecek de... Ee, ...bu operasyonların hepsi yok olacak. Ee, hatta dediler işte İHA'lar, SİHA'lar hangarlara konacak filan dediler. Daha neler var sanki e, gemiler yok olacak bu yapılan Anadolu gemisi. Ya biz şükran duyuyoruz bunları imal edenlere çünkü... Bu e, tersane 72'de kurulmuş. Allah razı olsun kuranlardan. İlk insansız hava araçları 90'da başlamış çalışması. 92'de e, en azından gözetleme için kullanılmaya başlamış. Evet o günkü teknolojiyle şimdiki arasında dağlar kadar fark ve Şu anda e, Türkiye bu konuda çok çok başarılı. Bize düşen nedir? Bunları daha ileriye götürmektir. Ve bunların devam edeceği konusunda insanların tereddüt duymaması lazım. Bizim de e, geldiğimiz siyasi yapı, e, daha önce bulunduğumuz siyasi yapı olaylara bakış tarzımız açısından bir güvence oluşturur diye düşünüyoruz. Sayın Akşener'in benim e, çünkü çok kötü şeylerle suçlanıyoruz. Yani vatanseverler gidiyor, vatan hainleri geliyor gibi görüntü vermeye e, başlıyorlar. Hayır. E, zamanında Esad'la görüşün zaman ne diyorlardı? Bunu diyene hakaret ediyorlardı. Yani bir de böyle bir şey var. E, yönetim tarihi var. E şimdi bir şekilde Rusya üzerinden esatta görüşüyorsunuz. Yani daha önceden muhalefetin hükümeti uyarıp şunları şunları şöyle yapın diye yaptığı bütün tavsiyeler siz ne anlarsınız bu işten? Siz zaten şöylesiniz. Siz zaten böylesiniz denerek derslendi. Dolayısıyla o hale geldi ki her şeyi biz yaparız. Her şeyi biz biliriz. Öyle bir şey yok. Elbette milli politikalar aynen devam eder. Ne yapacağız yani? E, durduk yere savaş mı çıkaracağız? Veya var olan ortadaki problemi yok mu sayacağız? Şimdi şu, şunu buyur, anlatayım. 10 e, gün falan oldu. Suriye'de Amerikalılar PKK'yı ve YPG'ye silahlı eğitim veriyor şu anda. Yani şimdi bunu göre göre ne yapalım? Suriye'deki askeri oradaki e, askerlerimiz geri çekelim mi denecek Allah aşkına? Mutlaka e, bu politikalar Türkiye üzerindeki tehdit kalkıncaya kadar devam edecektir. Ben her yerde çekilmeden söylüyorum. Kandil silah bırakmadığı takdirde o İHA'lar oraya bombalayacak. Bu kadar basit. Bu hükümete göre değişecek bir şey değil ki. Yani Sayın Kılıçdaroğlu geldi, yeni bir hükümet geldi artık bu operasyon yapılmayacak. Ya elinde silah olduğu müddetçe, Türkiye'yi tehdit ettiği müddetçe sadece PKK değil dışarıda kim olursa olsun. Ya yani bunlardan vazgeçilmez ki ama şu olur. Dış politikada bir yumuşama olur. Komşularla o yapılan kavgalar yumuşatılır. Hani yurtta sulh, e, cihanda sulh gibi anlayış hissettirilir. Bizim komşularımıza bir derdimiz yok. Şu problemi oturup nasıl çöze, çözeriz bunlar konuşulur. E, yani bu kadar mülteci var, mülteciler gönderilecek. Mesela o konuda ayrı düşünüyoruz hükümetle. Onlar diyor ki mülteciler kalacak. Biz de diyoruz ki hayır mülteciler gidecek. Lübnan gibi yapmayacağız. Lübnan apar topar gönderiyor. Esad'la da görüşülecek. Bunların tekrar oraya dönmesi sağlanacak. ki de gönderilecekler. Politikalar bu kadar değişir. Onun haricindeki milli politikalar değişir mi? Burada... ile da çatır çatır konuşulacak. F-35'ler alınmak için de gayretle de gösterilecek. Konuşulacak bunlar. Karşılıklı yarar neyse öyle olur. Yani bir tarafın menfaatine, bir tarafın aleyhine olan şeylerde şu andaki hükümet ne düşünüyorsa biz de öyle düşünürüz açıkçası.